Hanım, şu televizyonu aç hele. Lanet olasıca levhada kapalı yazıyor. Biz benzin almak istiyorduk. Ayrıca sanırım kaybolduk. Nereye gidiyorsunuz? Tatlım neresiydi? Karakuyu Ormanı. Bu tarafta mıydı acaba? Ne yapacaksınız orada? Birine bakacağız. Kes sesini! Benimle taşak mı geçiyorsun? Arkadaşımla düzgün konuş, yoksa pişman olursun. Bu orospuyla mı? Hey, ne dedin sen? Hey dostum, sakin ol. Peki öyleyse siktirin gidin buradan. Ama oraya... Oraya en son giden... Vay amına koyayım. En heyecanlı yerinde reklam geldi. Buraya en son gidenler. Tuvaleti bu kadar uzağa yapan beyninize sokup sizi. Buraya en son gidenlerin de amına koyayım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk canım. Mahmut nerede acaba? Boş ver seni Mahmut'u. Ne güzel, yalnızız işte. Evet. Hamle yapsana şapşal kız. Hadi. Çok sıkıldım. Ha? Ne? Hadi eğlenelim biraz. Kusura bakma. Telaştan unuttum sormayı. Çay, kahve ne arzu edersin? Ben başka bir şey arzu etsem. Ne gibi? Bunun gibi. Mesela. Aferin sana. Ateşli kız. Hadi Allah. Hadi aslan. Hı? Ne dersin? Söyle, çabuk söyle. Çabuk cevabını ver bana. Hadi aslanım, hadi. Demek küçük Emrah'a arzuluyorsun he? Tabii ki arzuluyor. Ata çocuk. Acaba bir şeyler acaba içsek mi? İşte bu, işte bu. Hacı çocuk, eski çocuk, ata çocuk. Ah be abi. Şu koskoca şehirde biz niye yalnızız ki? Yalnız değilik işte. Birlikteyik. Öyle demiyorum yani. Ya şimdi kim bilir kaç evde vukuat yaşanıyor. Ama biz iki sap oturmuşuz. Lan! Vay amına koyayım, sızdı. İyi uyudum be. Kendime geldim biraz. Abi be. Ben seni çok sevdim biliyor musun?
Ben de seni çok sevdim kardeş. Söz yağının sana çay ısmarlayacağım yarı fiyatına. Zaten her türlü kâr ediyoruz. Tabii canım. Ne de olsa mekan sahibisin. Bir çay sana dokunur mu hiç? İstesem ben atom bile ısmarlarım. Oho. Evet. Buradaki her şey senin. Keyfin bilir yani. Demek istiyorum ki komple dükkan senin. Ben var ya ben. İstesem senin gibi üç adama birden atom ısmarlarım. Üstüne de çay. Hatta cappuccino. E tabi yani. Sonuçta mülk sahibisin. Kiracı bile değilsin. Yani demek istiyorum ki bu dükkanın mülkü komple sana ait. Ayrıca senin bankada 100 bin lira falan da vardır. Evin araban da vardır. Yani demek istiyorum ki bu dükkan komple senin. Değilse beni siksin. Üç kişi olmasa bile iki kişiye ısmarlarım ya. Ne olacak canım? Senin mi lan bura? Bir şey söylesene amına koduğum. Söyle ya tamam. Canım. Ya kız dur. Canım benim. Oh be. Sonunda oldu. Ben demiştim yapacağım diye. Hatta ben. Şşş, nereye gidiyorsun Katya? Tatlım ara verdik. Duş alacağım. Hemen döneceğim. Ne arası kız? Gel bakayım sen buraya. Oha amına koyayım. Gel kız buraya. Kızı öldü mü sebari sabah kadar? Gel buraya gel amınayım. Gel. Tamam. Güzel dayanamıyorum. Gelsin zırılacak. Nerede lan sen mi aldın? Ne oldu amına koyayım? Kız nerede lan? Kız nerede? Emineyim ben yaram! Lan iki dakika uyuyakaldım kaybolmuş amına koyayım ya! Kızını ağlamayıp kızı yemiş olmayasın kardeş? Ya lan siktir git! Böyle hizmet anlayışı mı olur amına koyayım? Tüketici hakları diye bir şey var lan! Şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim oğlum görürsün sen. Ayy! Çok önemli bir haberim var. Ama olmuyor böyle. Seninle bir mazimiz var. Bravo. Tebrikler canım kardeşim benim. Sonunda özüne döndün ya. Hı? Şşş. Ne oluyor lan? Geri dönüşün şerefine sana kahvaltı hazırladım. Ne olacak? Abartma oğlum ya. Alt üstü birkaç gün baygın kaldık. Hatırlamıyorsun herhalde yaptıklarını. Ne yaptım? Pardon hatırlamıyor musun lan? Ne yaptım amına koyayım ya? Uyurken osurdun mu? Aman neyse boş ver. Hatırlama zaten. Ye ye aslan benim. Oh be, telefon melodum bile normale dönmüş. Çak mutluyum kardeş. Ma. Emrah. Ma. Sen misin lan? Ha. Alo. Ma. Emrah. Ma. Lan kaç verin. Adam gibi konuşsana homurdanıp duruyor. Ya ne emekliyorsun baba ne oldu? Aha vallahi sensin. Sen kimi aramıştın? Seni. Beni aradıysan benim çıkmama niye şaşırıyorsun? Lan kuş kaç gündür arıyorum. O sümsük Mahmut benimle eğleniyor. Neredesin sen kaç gündür? Ya kavga ettim kafam yarıldı. Ne? Amına koduğum bir tanesi kafama sopayla vurdu. Birkaç gündür baygın yatıyordum. Allah bilir ne yaptın gene. Boş yere dövmezler seni. Küçükken de yine dayak yediydin böyle. Biz de gittik seni döven adamı dövdük. Meğersin adamın eşeğine göz dikmişsin dürüzü. 15'inde değilsen 25'inde de aynısın işte. Ne olacağı da sanki. Evet. Ne oldu kardeş? İyi misin kardeş? Hürşat. Niye oldu peki kafan kırık mı hala? Çaput maput saraydınız bari de havalim yaydı. Zaten 10 gram beynin var onu da kaybedersen evde oturun sabahdan akşama kadar bünyenle oynan artık. Baba ben seni sonra arayacağım. Emrah,
Bir sakin ol kardeş. Daha yeni iyileştin. Çocuğunuz garip garip hareketler mi yapıyor? Ağzını yüzünü yamultarak mı konuşuyor? Onunla iletişim kuramıyor musun? Yoksa çocuğunuz bana mı benziyor? Çikodi kondomlarını kullansaydınız bunların hiçbiri başınıza gelmeyecek. Vatana millete zerre hayrı dokunmayan bir çocuğunuz olsun ister miydiniz? Etrafınızdaki herkese zarar veren, herkesin huzurunu kaçıran, Allah'ın belası, lanet, pislik bir evladınız olsa ne yapardınız? Gördünüz ve korktunuz değil mi? Tırstınız ve pıstınız değil mi? Biri geldi sövdünüz değil mi? Yazık la kimin çocuğuysa dediniz değil mi? Bakın gördünüz mü? Herkes ne kadar mutlu. Evet, oradakiler de insan evladı. Sizin çocuğunuz da öyle olabilirdi tabii. Ama ya olmazsa? İşte siz de bu çocuk olayını riske atmak istemiyorsanız Çikodi kondomlarını kullanın. Çikodi. Çikodi kondomları. Çocuk işini garantileyin. Hiç olmasın daha iyi. Üstelik şimdi ısırgan otlusu da var. Ateşli ve dikenli geceler sizi bekliyor. Evet, şimdi daha net hatırlıyorum. Emrah. Ulan Kürşat. Şimdi görürsün sen. Emrah, iki dakika otur kardeş, sakin ol. Ben gayet sakinim. Hafızayı zorladım, her şeyi hatırladım. Yapacaklarımı attım kafaya. Kürşat'ı bulunca da uygulayacağım. Beyin bedava değil mi? Beyin bedava! Ne yapacaksın lan Kürşat'ı bulunca? O da bana kalsın. Lan gerizekalı, madem adama gücün yetiyordu kafede niye dönmedin o zaman? Semik gibi yığılmışsın yere. O zaman dolu gelmişti adam. Koması vardı. Bu sefer hazırlıksız yakalayacağım göt vereni! Emrah, kardeşimsin yapma. Bak Kezban'la da aramız bozulacak bu mesele yüzünden. Biraz beni düşün ya. Şşş, Kezban'la da ayrı hesaplaşacağız zaten. Kafede konuştuklarımızı duydum arkamdan. Seninle de ayrı hesaplaşacağız Mahmut Bey. Ben ne yaptın lan? Kezban Hanım beni evde istemiyor. Sen de siktir ederim onu diyorsun. Ne var bunda? Allah Allah. Kız eve geleceğim ama yalnız kalalım diyor. Sen olsan ne derdin? Siktir git lan. Kardeş gel beni dile gitme ha. Şşş. Olmaz Mahmut. İntikam beklemez. Lan sok tutma şimdi intikamına. Gidip yine dayak yiyip geleceğim amına koyayım. Ne bakıyorsun lan? Doğru söylüyorum. Adam psikopatın teki. Cüssene o kadar da güvenmiyor. Bendeki yürekle ondaki yürek yan yana gelse onun yüreği benim yüreğimin önünde diz çöker. Tövbe ister Mahmut. Hadi laflara bak hele. Siktir git lan. Temiz bir dayak ya da aklın başına gelir belki bu sefer. O Kürşat'ın kafasını koparıp önüne getirmezsem bana da Emrah demesinler! Öldürün lan harbiden. Yak ya. Hadi öldürürse. Gidersen git. Seninle mi uğraşacağım? Efendim? Abin nerede? İş yerinde. Hayırdır? Buluşalım mı? Konuşuruz. Olur. Parkta buluşalım. Tamam. Niye çağırdın beni buraya? Evet. Öyle aslında.
Burunun dibinde fıstık gibi mekan var. Senden haberim bile yok. Serkan, 2 dakika vaktin var. Derdin neyse söyle. Of ya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Kapuçino veriyorum. Neden? Ne içersin abla? Sade bir Nescafe abi. Tamam, o da olur. Abi sana da atom getiriyorum. Yok ben mi oğlum? Çay getir de içecek amınıyım. Neyse. Bak, gördün mü? Neyi? Hadi hadi yeme bizi. Bu sahtekar bildiğin zengin. Sen de anladın. Of Serk. Of. Sen hala orada mısın ya? Neyse. Siktir at bunu. Emrah'la aranızda ne var? Bir şey yok. Sadece komşuyuz. İyi. Kararını verdin mi peki? Ne kararı? Emrah'a ne zaman sikertiyoruz? Ne arıyor amınıyım ya? Ya bulursa abimi? Yak ya, nasıl bulacak? Ya bizim mahalleyi bulursa abimi de bulur. Orada herkes tanır abimi. Bulamaz diyorsan bulamaz. Sinirlendiği zaman mantıklı düşünemez o gergedan. Geç normalde de pek mantıklı düşünemez. İnşallah. Sen Emrah'ı bırak da şu evlilik mevzusu ne oldu? Hiç konuşmadık bir daha. Bak gördün mü? Ben dedim sen unutur gider diye. Yapacak kız. Iii, itiman çomağı hazırla. Of ya of. Efendim? Neredesin? Evdeyim. Arkadan bir sürü ses geliyor Kezban. Bahçede mi? Ondandır. İstersen annemden ara yani. Belki benim telefonumdan da olabilir. He tamam hadi gerek yok kapat. Sen niye aramıştın? Haftaya seni istemeye gelecekler. Ona haber verecektim. Neyse vazgeçtim. Haydi sonra konuşuruz. Üptüm. Ah. Ne? Ne oldu bir tanem? Haftaya beni istemeye geliyorlarmış. Ne? Kim? Ne bileyim ben Mahmut. Ayrıca ne önemi var kim olduğunun? Ya bu adam ciddi ciddi evlendirecek seni. Ben sana demiştim bir kere kafasına koyduğu şeyi yapar diye. Artık beni kaçırman lazım Mahmut. Dur 2 dakika ya bir düşünelim. Ne kadar meraklıymışsın kaçmaya. Neyi düşüneceğiz Mahmut artık ya? Haftaya geliyorlar diyorum. Anlamadım galiba. Belki vermez abin ya. Tamam ya tamam. Önce iyi bir plan yapmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ne zaman kaçacağız? Neyle kaçacağız? Ay vallahi ne yaparsan yap ben bilmem. En azından düşünmeme yardımcı olsan. Yurt dışına kaçalım. Yurt dışına mı? Hı, evet. Paris olabilir mesela. Ay ya da Roma. Ne oldu amına koyayım? Onlar da bizi bekliyordu. Ne var yani? Bir yere kaçmak için kaçtığın yerde seni bekliyor muları mı lazım? Yok. Ama kaçacağın yere seni almaları lazım Kezban. Bize kim vize verir bu halimizle? He? Şşş. Tamam biz de vizesiz bir yere gideriz. Neresiymiş arası? Burkina Faso bile bizden vize istiyor Kezban. Abartma be. Bir sürü vizesiz ülke var. Honduras olur mu? Haiti. Samoa. Mahmut dalga mı geçiyorsun sen? Tabii ki dalga geçiyorum. Çapçal kız. Tek sorun vize mi? Parayı nereden bulacağız? Oho, bunları da mı ben çözeceğim? Kezban. Yo, 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 yo.
Oha, bir kez ben bir Mahmut 14. bölüm çıkmış. Fragmanmış. Size'den bir kez ben bir Mahmut izleyicilerine selamlarımı yolluyorum. Hoş. Tüm ekibin emeğine sağlık. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz. Mahmut Kezban'ı öpsene, öpsene, öpsene. Ben Boldan Emrah. Hepinize selamlar. Aptal çocuk. Neyi söyleyeyim abi? Ankara'dan sevgiler kardeş. He? Şşş! Yapacağız çocuklar. Büyüdüm, büyüdüm, soğanla büyüdüm. Anamın gözünde hep çökelektim. Anamın gözünde hep çökelektim. Takipteyiz.